Black Desert Online'dan hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bu Merak Ne Bula kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir grind videosuyla karşınızdayım. Bu seferki grind noktamız Varagon yuvası olacak sevgili dostlar. Peki bu bölge nerede kalıyor? Burası Altın Ova'nın azıcık ilerisinden gidiyorsunuz. Sonrasında kum tanesine varmadan sağa saptığınız takdirde Varagon yuvasına ulaşıyorsunuz. Varagon yuvasına geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Gerek yorumlarda gerek işte özelden fısıltıdan çok fazla soruyorsunuz. Abi oyunu bırak. Bıraktım mı ya da tek pendanden mi kaldı tarzında yorumlar yapıyorsunuz. Oyunu bırakmadım. Belki merak ediyorsunuzdur. Videonun sonunda yaptığım hani çim böceği kesiyorum yumrukla. Aslına bakarsanız onu ben komiklik olsun diye araya serpiştirmiştim. Ama hani birçoğunuz hani yanlış anlamış. Çok ufak bir DPM'de düşüklük var. Birazcık da AP'mde düşüklük var ama tabi oyundan kopacak kadar bir düşüklük yok sevgili dostlar. Bir şeyi feda ettim, o da atımı feda ettim. Pegasus vardı, Pegasus satmak zorunda kaldım geri itemleri toplamak için. Şimdi bir de düşen eşya kısmından Varagon'dan neler elde edebiliyoruz bir onlara bakalım. Aşağıya indirdik, evet Varagon yuvası. Bizi burada ilk bekleyen eşya Rokoba zırhı sevgili dostlar. Eğer günde 5-6 saat boyunca grind atıyorsanız, yani oyun sürenizin büyük bir kısmını grindda harcıyorsanız Rokoba eşyasını çok fazla elde ediyorsunuz bu slottan. Ondan dolayı envanterinizde çok fazla ağırlık yapıp sık sık köye gidip boşaltmanız gerekebilir sevgili dostlar. Bunun yanı sıra karataş zırh ve silahı da normal bir miktarda atıyor. Yani çok aşırı fazla atmıyor ama az da atmıyor. Yani bunu siz geldiğiniz zaman kendiniz daha iyi gözlemleyeceksiniz. Onun yanı sıra kara büyü kristali sağlamlık diye bir eşya var. Bunu kimisi çok fazla elde ediyormuş saatte. 10-12 tane, 13 tane elde eden var. Kimisi 3-4 tane elde ediyormuş. Yani bu birazcık RNG'ye kalmış diyebilirim. Onun yanı sıra Yunan'ın parçası. Diğer slotlarda olduğu gibi burada da güzel miktarda atıyor Yunan'ın parçasını. Ekstra işte Aslo'nun zayıflamış büyülü küpesini, yüzüğünü ve kadim ruh tozunu atabiliyor. Ekstradan bir de olmazsa olmazımız kadim dilde yazılmış parşömen var. Eğer parşömen için bir slot arıyorsanız bu slota gelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla atmıyor. Yani kimisi saatte 10 tane kasıyor. Kimisi 15 tane belki kasabiliyor. Kimisi 2-3 tane çıkarıyor mesela saatte. Hani birazcık RNG'nize kalmış diyebiliriz buradaki kadim parşömen oranı. Buranın asıl önemli eşyası Serap'ın kolyesi sevgili dostlar. Genelde burada kasan insanlar bu slotu söylememesinin sebebi tamamen bundan kaynaklı. Normalde biliyorsunuz Naga'da da atıyor bu eşyaya. Özellikle Naga'da çok uzun süre grind atanlar varsa illaki Serap'ın kolyesini düşürüyordur. Ama Naga'dan çok daha sık bir şekilde burada Serap'ın kolyesini elde edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Kimisi saatte bir elde ediyor. Kimisi saatte 3 tane elde ediyor. Kimisi 4 tane elde edebiliyor. Bu dediğim gibi tamamen RNG'nize kalmış. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani saatte 1 tane düşürmüş olsanız da 4 tane düşürmüş olsanız da bir fiyat hesaplaması yapacağınız zaman bu Serap'ın kolyesinde bu kastanız paranın içine dahil etmeniz gerekiyor. Kimisi işte kolyeler, aksesuarlar vesaire bunlar RNG dahil edilmez tarzında saçma sapan yorumlarda bulunuyor. Ama siz yani mutlaka Varagon'da kastınız takdirde buranın RNG'sine Serap'ın kolyesine dahil etmeniz gerekiyor. Çünkü cidden önemli. Yani buradan Serap'tan kasıyorsunuz. Birazcık şundan kasıyorsunuz ve Rokoba Mifer'den kasıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi grind'e geçmeden önce bir de slot'tan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir slot'a girelim. Görmüş olduğunuz üzere burada dev taş Varagon sağ diye bir yaratık var. Buna vurduğunuz takdirde içerisinden kendi yavrularını çıkarmaya başlıyor sevgili dostlar. Şu an çıkarmaya başladı. Sürekli olarak bu yavrularını atıyor. Sizi öldürdükçe o üretiyor. Sizi öldürdükçe o yaratıyor. Ve yaratığın canı da çok seri gitmiyor. Yani bu küçük taş varagonları bayağı bir öldürüyorsunuz siz büyüyü öldürene kadar. Ondan dolayı çok fazla çöp de elde edebiliyorsunuz. Ve genelde iki tane böyle dev taş varagon bulursanız sürekli ikisine git gel yapmanız yeterli oluyor. Gayet de güzel yani özellikle 210 AP'lerdeyseniz çok güzel eşya kasarsınız, para kasarsınız. Şu an zaten görüyorsunuz sağda açık duruyor kaç tane çöp kastığımızı. Göreceğiz bir tanesinden. Ve arada böyle yerin dibine giriyor. Kırmızı bir alan işaretliyor. Sonrasında geri çıkıyor. O birazcık can sıkıcı olabiliyor. Çünkü uzun duruyor birazcık yere girdiği zaman. Ve çıktığında da bir sütun tarzı bir şey vuruyor. Mesela şu an içinde duralım. Evet böyle sütunla bizi yere düşürdü. Ve şu an kilitlendik. Evet. Ve görmüş olduğunuz üzere 107 tane çöp çıkarmışız bir tanesinden. Sonrasında hemen yanındaki başka bir slota gideceksiniz. Evet mesela şu slota tekrar gidelim. Böyle sırayla bir onu keseceksiniz, bir onu keseceksiniz. 2 slot yeter. Eğer 2 slot size az geliyorsa yani diğeri çıkmamış oluyorsa 3 tane rotasyon da yapabilirsiniz. 3 tane farklı rotasyon da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ikisi yeterli oluyor. Şimdi ben videoyu burada bitireceğim. 1 ya da 2 saat boyunca aralıksız olarak kasacağım. Sonra düşürmüş olduğum eşyalara hep birlikte bakacağız. We'll be right back.
Şimdi 2 saat boyunca grindimizi yaptık. Dilerseniz hep birlikte envanterimize bakalım 2 saatte neler toplamışız. İlk olarak çöple başlamak istiyorum sevgili dostlar. 15k civarında bir çöp toplamışız. Bunun hesabını yaptığınız zaman da 50m civarında bir para geliyor. Yani saatlik Varagon'da 25m civarında bir para kasmışız. Tabii ben bu 15k çöpü 1 saat parşömenle kastım, 1 saat parşömensiz kastım. Ondan dolayı az çok hani çöp miktarınız sizinle değişebilir. Ama ortalama 6k civarında bir çöp toplamanız gerekiyor saatte. Buff bastığınız zaman hani parşömen bastığınız zaman da 7.5-8k civarlarına çıkıyor. Onun yanı sıra 3 tane serap düşürmüşüz. Serapın tanesinin fiyatı 22m. Yani bize buradan 66m civarında bir para geliyor. Çöp ve serapı topladığınız zaman zaten 115-116m civarında bir para geliyor. Bunun yanı sıra 11 tane kadim dilde yazılmış parşömen düşürmüşüz. Dediğim gibi buradan çok sık kadim dilde yazılmış parşömen elde edemiyorsunuz. Bunun sebebi ise küçük varagonlardan düşmüyor. Sadece büyük olanı kestiğiniz zaman içerisinden kadim dilde yazılmış parşömen çıkabiliyor. Aynı şekil serap da böyle. Başka neyi söyleyebilirim? Yani çoğu şey aslında büyükten çıkıyor. Ondan dolayı küçüklerden rokoba ve çöp dışında ve karataş dışında başka bir şey toplayamıyorsunuz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Benim not seviyem Varagon'da 0 sevgili dostlar. Yani 0 notla bu eşyaları elde ettim. Sizin not seviyeniz yüksekse çöpünüzün miktarı da belki benden bir tık fazla olabilir. Bunun yanı sıra bir de kara büyü kristalimiz var. 3 tane bundan toplamışız. Bize 9M civarında para getiriyor. Ekstradan rokoba miğfer var. Artı 15, artı 13 rokoba miğfer var. Artı 6 var 2 tane. 1 var ve 4 var. Bunun yanı sıra artısız rokobalar da mevcut. Karataş silah ve karataş zırh da oldukça fazla elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ekstradan bir de 2 tane yonamız var. Tabi yonayı çok fazla elde edemedik. Genelde birazcık daha fazla olabiliyor. Bunun yanı sıra bir de şurada küçük itemler var. İşte Varagon kanı, Varagon eti ya da Varagon'un postu, bunları da düşürüyorsunuz. Aynı zamanda Layan'ın yaprağı da oldukça sık çıkıyor. Ekstradan bir de Aso'nun zayıflamış büyülü küpesi var. Kısacası siz burayı topladığınız zaman 195M civarında bir para geliyor. Ben yaptığım hesaba, yani para hesabına şu üçünün parasını katmadım. Bunları katmadan 195M civarında bir para elde ediyoruz. Hadi bunları da katalım desek toplamda 200M civarında bir para gelir. Buradan da bize saatlik hesabını yaptığımızda, yani saatte Varagon'dan 100M civarında bir para kasmış oluyoruz. RNG'niz yanınızdaysa, yani şans faktörünüz yüksekse, bu slotlardan çok daha fazla para kasabilirsiniz ki bizim Guild'de arkadaşlar mesela saatte 150-200M civarında para kasan bile var. Yani bir saatte 4-5 tane serap düşürebiliyorlar. Çöpleri de birazcık daha fazla oluyor. Nodu mutlaka ve mutlaka bağlayıp son seviyeye getirmeye çalışın. Yani 9-10 yapmaya çalışın. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı sevgili dostlar. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Varagon tembel slotudur. Ben niye bunu tembel slotu diyorum? Sebebi çok fazla gezmiyorsunuz. Normalde grind yapanlar bilir. Yani genelde çok fazla dolaşmanız gerekir belli bir alanı. Ama Varagon'da durum öyle değil. Çünkü tek bir tane yaratık sürekli yumurtladığı için, doğurduğu için sürekli o slotu kesiyorsunuz. 2-3 slot arasında git gel yapıyorsunuz sürekli. Bundan dolayı da ben birazcık tembel slot olarak bunu adlandırdım. Eğer siz de böyle bir grind noktası arıyorsanız, hani hem parası iyi olsun hem de çok fazla böyle dolaşmayayım, koşmayayım tarzı bir yer arıyorsanız mutlaka Varagon'a gelin. Fiyatı da dediğim gibi oldukça makul. En az 100M civarında para kasacağınızın garantisini verebilirim. Bunun dışında da benim herhangi bir ekleyebileceğim bir şey yoktu. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.